Sayın izleyiciler, İskenderun Düğün Yurdu köyümüz Tümşehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Burada da bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçilen ve tarihe geçen Bestam Kaya ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, bu köyümüzün, yani şimdiki yeni mahallemizin altyapısı yapılmış mı efendim? Hayır. Altyapımız yapılmadı. Altyapımız yok. Evet, yollarımız iyi mi efendim? Hayır. Yol da yok. Yollarımız da iyi değil. Bu Gültepe ile buraya bağlayan bir yolu var. Oradan geldim ben. Toprak da efendim. Toprak da doğrudur. Biz buranın asfalt yapılmasını istiyoruz. Ben de istiyorum. İleride şey yapacağız. Yani. Müracaat edeceğiz. Bu konuda ilk önceliğimizi verelim efendim. Yani şimdi bugün bir Cırtman muhtarımızla röportaj yaptım. Muhtar seçilir seçilmez çok güzel bir tane muhtarlık odası yapmış, için dizaynını yaptırmış, bilgisayar almış, internet bağlatmış, örnek bir muhtar olmuş. Onu da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel bir muhtarımız. İnşallah diğer muhtarlara da örnek olmasını istiyoruz. Bestami Bey, köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Var ama iyi de caminin içinde bir odamız var. Şimdi oradan burada düğün salonu yapmışlardı daha önce. Evet. Oraya bir köy konağı yaptırmayı düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum değil, isteyeyim. İstiyoruz, evet. Biz, en yakın zamanda biz sağlık ocağı. Evet, sağlık ocağımız da yok değil mi? Sağlık ocağımız da yok. Evet, biz bu köylerimiz mahalleye dönüştü ancak hizmetler tamamlanmadığını görüyoruz sayın izleyiciler. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi Türkiye'nin her ücra köşesinde röportajlarını yapıyor. Ama maalesef Tümşehir yasasıyla bu 30 tane ilimiz Tümşehir yasasıyla büyük şehir oldu. Ancak köylerimiz de mahalleye dönüştü biliyorsunuz. Ancak yeterli hizmetler köy iken yapılmamış. Bu yeni seçilen mahallenin ilk muhtarı arkadaşlarımız bu konularda biraz daha duyarlı olduklarını gördüm ve şahit oldum. Hem bu yeni seçilen muhtar arkadaşlarımızın geneli genç arkadaşlarımız. Bu yönden de mahallelerimiz şanslı olduğunu belirtiyorum efendim. Efendim, çocuk parkımız var mı? Küçük bir tane var, yetersiz. Yetersiz. Biz oyun gruplarının tamamının yapılmasını istiyoruz bu mahallelerimize. Daha önceden diyorduk ki köyde yaşayan çocuğun, şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde yaşayan çocuğun da aynı hakkı var diyorduk. Şimdi bunlar da köylerimizde mahalle oldu. Onun için bu hizmetin tam olarak biz mahallelere yapılmasını istiyoruz. Biz de istiyoruz. Evet. Büyükler için çocuk parkı var mı efendim? Yok. Yani büyükler için parkımız var mı? İnsanların oturup eğlenip sohbet edeceği yer. Hayır. Hiç, o da yok. Burada yerimiz mevcut var zannedersem. Var. Köyün bir yeri var orada. Evet. Oraya güzel bir park yapılabilir. Köyün altında boş yerimiz var. Evet. Oraya güzel bir park bahçe yapılabilir. İçerisinde de çocuk ve yaşlar için jimnastik aletleri grupları da konabilir. Biliyorsunuz günümüzde artık obezite arttı. Onun için biz bu hizmetlerin de yapılmasını istiyoruz. İçme suyu sorunumuz var muhtarım. Başta gelen en sıkıntılarımızdan biri bu. Şimdi 24 saatte 25 dakika su verebildiğimiz yerler var. O da çok evlere çıkmıyor. Evet. Bunun için de komşu komşuyla kötü oluyor. Birine çıkıyor, öbürünün evi yüksekte az bir şey. Çıkmayınca tazyik yok suyda. Evet. Suyu olmadığı için. O aralarında bir anlaşmamazlık çıkıyor. Evet. Problem bize doğuyor. Ben bunları gittim belediye başkanıma da söyledim. Yani en yakın zamanda yardımcı olurum dedi. Evet. Bundan sonra içme suları biliyorsunuz büyük şehire geçti. Hat su. Hat su. Evet. Hat su yapacak. Buradan Lütfi Savaş Belediye Başkanı, hatta Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Yani bu düğün yurdu mahallemizin içme suyu sorununun acil olarak çözülmesini istiyoruz. Artık taşların yerine oturmasını istiyoruz. İnşallah. Mahallemize hizmetlerin gelmesini istiyoruz. Muhtarımızın sokağına da parke taşı döşenmesini istiyoruz. Yani doğru mu efendim? Doğru. Yani daha parke taşı eksik olan sokaklarımız var. Daha var. Eksik kaldı işte. Seçim girdi. Seçimden sonra evet. Bu eksikleri de gidereceğiz. Evet. Bu eksik olan hizmetlerin giderilmesi istiyor. Çünkü artık buralar mahalle oldu. Mahallede biz çamur, toprak, toz istemiyoruz. İstiyor muyuz efendim? İstemiyoruz. 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 Ulaşım sorunumuz var mı efendim? Yok. Ulaşım sorunumuz da yok. Ulaşım sorunumuz buraya servis geliyor mu efendim? Büyükşehir Belediyesi. Hayır, gelmiyor. Mahalle olduğu için buralara servis konması lazım. Konmasını istiyor. Evet. Şu ana kadar yok. Şu ana kadar gelmedi. Evet, daha. Yeni zaten işte netlik kazandı dün itibariyle. Artık bu 1247 tane norm kadroya göre personel alınacak.
Büyükşehir'e. Bu konuda meclis üyeleriyle birlikte uzun şeylerin görüşmeler sonunda anlaşmışlar. Artık hizmetler başlayacak, bilginiz olsun. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne 1277 tane memur alınacak. 600 küsür tane de işçi alınacak efendim, bilginiz olsun. Artı Hatsu'ya da ayrı 642 tane zannedersem işçi alınacak. İnşallah bu hizmetler sayesinde, yani bu norm kadro oturursa, bu Hataylı hemşerilerimiz, sizler hizmet göreceksiniz. İnşallah bekledik. Evet. Allah'tan istediğimiz gibi. İnşallah efendim. Bu gelirken buraya gördüm efendim, sağda solda tarlalarımız var. Var, tarlalarımız var. Sulama suyumuz var mı efendim? Hayır. İçme suyu bulamıyoruz. İçme suyu bulamıyoruz. Aşağıdan, evet. Çarşıdan tanker su getirecek. Tankerle. Hayvanlarımıza su getiriyoruz. Aynen. Evet. Sayın izleyiciler, bu mahallemizin gerçekten su sorunu var. Bu su sorunun acil olarak Düğün Yurdu mahallemizin su sorunun çözülmesini istiyoruz. Buradan Düğün Yurdu mahallesi halkının sesini muhtarımız Bestam Kaya ile duyuruyoruz. Önceliğin bir an önce bu su sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. 24 saatte 25 dakika su geliyor. 24 saatteki 25 dakika gelen suyundan nasıl temizlik yapacaksın? Nasıl? Evet. Yani düşünün sayın izleyiciler. Bu köy mahalle halkının yerine sizi kendinizi koymanızı istiyoruz. Yani muhtarımız diyor ki 24 saatte 25 dakika ancak hanelere su veriyoruz diyor. Yani su eşittir hayattır diyoruz biz. Önceliğin suya verilmesini istiyoruz. Zaten belediye başkanlarımızdan da bunu rica ediyoruz. Yani su önemli. Bu su sorununun acil olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. 3 gündür 4 günde bir sene çamaşır yıkayamıyor makineler. Evet. İçini takamıyor. Evet. Yok. Yani tazikli suyu olmadan makineler çalışmıyor zaten. Efendim başka sorunu var mı mahallemizin? Elektriklerimizde sorun var. Bazı mahallelerde düşük amper geliyor, buzdolapları yanıyor. Evet. Çamaşır makineleri yanıyor. Yani 180 amper ceyran geliyor. Evet, buradan elektrik kurumuna da sesleniyoruz. Bu İskenderun'un genel sorunlarından bir tanesi. Bir de ufak bir rüzgar çıksa veya yağış havalarda elektrikler gidiyor. Yok. Rüzgar olmasa gene elektrik kesiliyor. Elektrik kesiliyor. Bu mahallemizin trafosunun güçlendirilmesini istiyoruz. Ek trafo konulmasını istiyoruz, değil mi muhtarım? Efendim, tamam, doğrudur. Evet. Ek trafo bulması gerekli diyoruz. Gereklidir. Çünkü evet. Haneler büyüdü. Yani 100 aile oturuyorsa, evet. Şimdi 200 aile oldu. Bu elektrik trafolarında kaldırmıyor. Yetersiz oldu. Kaldırmıyor artık. Ceylan doğru söylüyor. Geliyor. Burası Düğün Yurdu mahallemiz, gelişmeye uygun bir mahalle. Şehrin o gürültülü havasından uzak, ancak birleşik olarak Birleşik Gültepe Mahallesi'ne sınır olan bir mahallemiz burası. Yani önceden köydü. Çok güzel, sayın izleyiciler, duyduğunuz gibi kuş sesleri cıvıl cıvıl. Muhtarımız da köyün en güzel yerinde oturuyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Başka eklemek istediğimiz bir konu var mı muhtarım? Yollarımız var. Buradan Su Çıkağı Köyü'ne bir yolumuz var. Eski Sakıt değil mi efendim? Eski Sakıt. Evet. Buradan dolanamıyor. Buradan dolanırsa gidersek 3 kilometre. Evet. İskenderun'a dolanırsam 6 kilometre. Evet. Yol yapıyor. Yani 2 katı. 2 katı. Burada bir 200 metre bir bozuk yolumuz var. Evet. Bunun yapılmasını isteyeyim. Evet. Ayrıca şu karşı dağda bir tarlalarımız var. Orada yolumuz yok. Yol açılmasını istiyoruz. Yol açılmasını isteyeyim. Yani 2-3 kilometre bir yolumuz var yapılacak olan. Hepsi toplasan. Evet. Fazla da değil. Bunun yani Büyükşehir Belediyesi arazi yollarını Büyükşehir Belediyesi açıyor biliyorsunuz. Buradan Lütfü Savaş Beyefendi'ye sesleniyoruz. Bu köyümüz her ne kadar mahalle olsa da çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini temin ediyor, değil mi efendim? Geçiniyor. Evet, onun için arazi yollarına önem gösterilmesini istiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerimizi rahat bir şekilde getirmemiz için, değil mi? Doğrudur. İki seferde geliyorum. Bir seferde getireceğim yükü, iki seferde, üç seferde getiremiyor. Yani romork devriliyor, bilmem ne oluyor, bir sürü sorun çıkıyor. Çünkü evet. Başka türlü gidecek bir yolumuz yok. Evet efendim, orayı isterseniz bir resimleyelim biz. Uzak mı efendim? Uzak. Evet, buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Yol Şube Müdürlüğü açıldığı, hizmete girdiği zaman önceliğin bu arazi yollarına verilmesini istiyoruz. Çünkü diğer mahallelerimiz de biliyorsunuz, köylerimiz de mahalle oldu. Onlarda da bu arazi yolları sorunları var. Bunların sıraya konularak biz yapılmasını istiyoruz muhtarım. Ben
Ben de isteyeyim. Ben bir an evvel yapılmasını istiyorum. Evet, çünkü biz tarlalarına gidemiyor vatandaşlarım. Evet. Evet, sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi köylümüzün, yani mahalleye dönen köylerimizin tamamının aynı sorunları var. İçme suyu sorunları var, arazi yolları sorunları var. Elektrikler yetersiz geliyor çünkü önceden 100 haneydi, şimdi 200 hane oldu. Buralara ek trafo konmasını istiyoruz. Geçen başka bir köyde dedi ki ineklerimizi sağamıyoruz akşam dedi. Bütün köylümüz dedi hayvancılıkla geçimini temin ediyor. Süt sağma makineleri taktığımız anda elektrik şak diye kesiliyor dedi. Kesilin sigorta suyu. Evet. Evet sayın izleyiciler, sizin takdirinize bırakıyoruz. Burada Türkiye'de Mutaların Sesi gazetesi mahallemizin, köyümüzün, köylümüzün sesini duyurmaya devam ediyor. Türkiye'de Mutaların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum muhtarım. Ben de size teşekkür ederim.